Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Niye çözemiyorum? Niye çözemiyorum dertlerimi? Sıkıntılarımı niye çözemiyorum? Nerede takılıyorum? Nerede bir sorun var? Yani niye aşamıyorum? Bugün yapmıştık 1 saat 20 dakika. Onun devamı. Kaç etti? 5-6 var galiba. Şimdi biz de onun devamı. Hatayı nerede yapıyorum? Niye çözemiyorum? Niye çözemiyorum? Hatayı nerede yapıyorum? Nerede hata yapıyorum? Niye çözülmüyor? Niye aşamıyor? Bu aile hayatında olur, iş yerinde olur, kendi iç aleminde de olur. Boğuşuyorum ama aşamıyorum. Nerede bir yerde hata yapıyorum. Ona ait çeşit çeşit hatalar sıralanıyor. Bakayım hangisi bize uyuyor. Hizmetin, faaliyetin kendisi ücret olduğunu unutma. Yani bir tanesi de bu. Mesela kendine yatırım yapman gerekiyor. Dersler zannediliyor ki birisine bir şey yapılıyor. Oysa ücretin kendisidir hizmet. Yani ücret hizmetin içinde vardır. Lezzet, huzur. O zaman hizmete koşturmak huzura vesile olduğu için Allah Resulü'nün bir hadisi de var. İlim hadisleri diyor, cennet bahçeleridir. İlim hadisleri. Yani hizmette ücret alacağız değil, hizmetin kendisi ücrettir. Rahatlıyoruz. Başka? Arkadaşlarınla değil, hakiki muvazeneli, muhakemeli, işi bilen dostlarınla sohbet et, yalnız kalma. Arkadaş yok. Arkadaş, bir şey paylaşılan bir ortam demektir. Dost ise, mesela misal vereyim, ben bunlarla, bu ailelerle, Murat olsun hele bir danla daha fazla, dost olabilmen için senelerce yatırım yapmışsın. Seyahat etmişsin, yemişsin, kalmışsın, gitmişsin. Dost uzun bir vadeli ve yatırım isteyen bir iştir. Uzun bir soluktur. Arkadaşlar ne var ne var ne yok, nasılsın, merhaba oluyor. O zaman sen arkadaşlarınla değil, hakiki dostun. Kim o? Muvazeneli, muhakimeli. Yani eline bir metresi olan ve kantarı olan, yani konuştuğunu ve yaptığını yapmadan, konuşmadan ölçen ve tartan. Dostlarınla beraber olacaksın, yalnız kalmamaya çalışacaksın. İşi de sakın iş diye kabul etmeyin. İşi ben tedavi olarak anlıyorum. İş tedavidir. Zarar dahi olsa, zarar, yol parası bile karşılamazsa, işe git, evde yalnız kalma. Sebebi, kendi kendini yemeye başlar. Benim o değirmen misalim var. Yani bayağı da şey yaptı. Birkaç tane kitap yazarı, şimdi söylüyorum. Müsaade istedi bu misali vereceğiz diye. Estağfurullah, biz kullanabilirsin dedi. Neyse, o dergi bile kullandı. Kullanıyor. Bizim misal şu, rastlarsanız diye söylüyorum. Değirmeni bilmeyen var mı? Ama ben tarif edeyim. Değirmende en dipte bir taş var, sabittir. Üstündeki taş döner. Tamam, döner. Ortası ağzı deliktir. Buradan darı veya mısır atılır. Ondan sonra bunun yüksekliğine, şeyine göre burada öğüttüğü zaman toz halindeki nişastayı buraya atar. Normal unları biraz ileriye atar merkez kaç kuvvetiyle. Kırma dediğimiz, çorbalarda kullandığımız parçaları da ileriye atar. Yani değirmen bir tanesi sabittir. Böyle döner. Şimdi buraya darı atmadığın zaman, mısır atmadığın zaman taş taşı yer. Hır 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 yer. Eğer atarsa mısır, hır 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 yapar. Şimdi düşünün. Böyle bir taş, bu sabitin üzerinde 7 tane var. Bu böyle dönüyor, bu da böyle dönüyor, bu da böyle dönüyor, bu da böyle dönüyor. 7 tane taş olsa ve darı atmamışsın. O ne olur? Hır 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 dandun kabun. Böyle ses gelir değil mi? Ses gelmesi normal değil mi? İçine darı koymadın, hır 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 dangur tungur. Sen der misin ki, Allah Allah niye böyle garip garip ses geliyor? Gayet normal. Ama attığın zaman gelmiyor. Aynen bunun gibi dima bir şeydir, değirmendir. Dima.
Bunun içerisinde 7 tane taş var. Birbiri üstüne bindirilmiş. Tahayyül, hayal, tasavvur, düşünce çeşitliliği, taakkul, akıl, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7 tane taş birbiri üzerine ters çalışıyor. Ters çalışıyor. Şimdi sen buna ilim atmasan, malumat atmasan, yatırım yapmasan bu taş birbirini yer. Peki onun alameti nedir? Şöyle olur. Sesler gelir kafandan. Duygular gelir kafandan. Garip garip zanlar gelir. Kötü düşünceler gelir. Suizan diyoruz. Düşünceler gelir. Allah Allah diğer bir başkası veya sen. Bunlar nasıl oluyor ya? Kurgulamaya başlar. Kurgulamak. Olmayanı böyle bir senaryo yapar, içerisine koyuyor, sokar. Bunu doktorlar şey der. Ya MS der, ya şizofreni der, veya üç tane var. Paranoyak. Ondan sonra bunların detayları var, türevleri. Panik atak, buhran, depresyon vesaire. Şimdi bunların temelinde doktorlar kafaya tek bir mertebe der. Akıl. Dinimiz buraya 7 mertebe olarak şey yapar. 7. Bu değişik değişik seslerin gelmesi gayet normal değirmen gibi buradan da gayet normaldir. Bir tarafın o 7 tane, bir tanesi kurgular, bir tanesi zanlar üretir, bir tanesi sesler çağrışım yapar, bir tanesi efendim kendine döndürür savaşı vesaire. Bunlar kendine yatırım yapmamaktan kaynaklanıyor. Bazılarının işte ileri giderse MS dediğimiz hastalığa düşer oluyor. Şizofreni olarak oluyor, tamam mı? Paranoyak oluyor. Bayılma oluyor. Yani bunlar ve kriz geçiriyorlar. Titreme olur. Bunların olmasının sebebi bu değirmen misalimizden kaynaklanıyor. Yatırım. Başka hiçbir şansın yok. Yatırım yapacaksın. Burayı, değirmeni boş bırakmayacaksın. Bıraktığın anda aynı şey yok. İşte bunlar ne olacak? Hakiki, arkadaşlarını bırakacaksın diyor. Arkadaşlarınla değil, hakiki ama bak, hakiki, kim? Muvazeneli, vezin, yani kantar olan, muhakemeli, muhakeme, hikmet sahibi, metresi olan, mezurası olan, ölçen, işi bilen, evet, işi bilen dostlarınla sohbet et, sakın yalnız kalma. Çünkü o değirmen birbirini yer. İşte oradan açılmıştı. Git cebinden ver ama işe git. Çünkü işi iş olarak görme. Tedavi olarak gör. Yani kendini unutmak için ruhtaki sıkıntıyı atıyorsun. Abi. Atıyorsun. Bu bedendekini atıyorsun. Başka madde okuyorum. Abi bu hanımlarda geçer mi? Hanımlar da insansa. Onu demiyorum abi. Ha, neyi kastediyorsun? Hani, iş için mi diyorsun? Anladım abi. Mesela. Ha, onların işi eğer evinde, şaka yaptım canım. Hani bazıları söylüyor, abi diyor, cennette kadınlar da Allah'ı görecek mi diyor. Soruyor ya, soruyor. Yani garibime gidiyor. Şimdi şeyi kastettin, evde işi yok, ha, bu kadın olmaz. Niye? Bazı tembeller var, kalkıp bir yeri silmiyor, bir şey yapmıyor, kendisine iş çıkarmıyor. Evde oturuyor, o da dahil. Bu sefer kendisine iş bulacaksın kardeşim. Kadınlara ait bu iş bulacaksın. Köylü kadınlar gibi çalışacaksın. Ne yapacaksın? Bu toprağı biraz böyle yiyecek kadın. Ertesi gün böyle yapacak askerlikte. Bize böyle yaptırırlardı. Ben çalmıştım, bölük çavuşu. 100 kişiye dedi ki, acayip komutan gelirdi hafta sonu. Hasan, buyur komutanım, Emre komutanım. Şu şeyi mıntıka yaptıracaksın. Otları buraya yığacaksın. Mıntıka. Ondan sonra pazar günü de o otu bu tarafa tekrar. Niye? Hani... Bazıları der ki askerlik mantıksız bir şey. Hayır. O 100 tane bir bölük. 10 tane bölük var. 1000 tane asker. Alaydayız. İpi sapı kopmuş. Aşağılık bilmem ne. Terbelli de var. Hepsi de var. Bunları cumartesi pazar işsiz bıraksan birbirini yer. Onun için ne yaparlar? Mantıka yaptırırlar. Toplanan şey, otlar oraya. Mesela ortadaki çamurları bu tarafa. Bu, gelecek hafta bu tarafa meşgul etmek yani. Veya dağa çıkıp zeytin toplattırmak veya vesaire. Şimdi eğer bir kadın evde işi yoksa kendisine uygun, haramına, helaline dikkat edecek kadınlar arasında bir iş yapması lazım. Veya evinde iş alsın, Almanya'da da var bu.
ev işi yapsın. Yani burada mantığı şu, boş bırakmayacaksın. Ben bile dayanamıyorum dershanede ya. Yuvarlanırsa yapmış ya, yani bir işi bırakınca bir işe giriyor. Kesinlikle. Evet. Vallahi, billahi, tallahi, oruç olsun, Ramazanız. Allah temin ettiği için söylüyorum. Ben bile dershanede kendini yönetmeye, kendimi tanıma, çünkü tanımdıkça hakim oluyor. Olduğum halde kendimi işsiz bırakayım, geliyor. Hey heylerimiz geliyor. Hey heyler geliyor, şunlar bunlar geliyor. Geliyor ya, adam geliyor karşıma sorular soruyor en azından. Adam dikiliyor, soru soruyor bir süre. Adam derken o adam, şeytan geliyor, kendisi gözükmüyor, habire soru soruyor. Ben de meşgul olmuyorum, kale almıyorum. Ha, ne zaman çalışıyorum? Bu çalışmalar şeyi okuyorken aldığım şey. Onun için işsiz kalmayacak. İşsiz kaldırmanın hiç şansın yok. Kesinlikle şans verme kendine. Çünkü böyle bir şey yok. Allah Resulü bile hadisiyle, hadisle süsleyeyim. Adam gidiyormuş, oturuyormuş, selam vermemiş. Peygamber selam vermemiş. Dönerken selam vermiş aynı adama. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, sen giderken vermedin, gelirken, çünkü giderken hiçbir şeyle meşgul olmuyordun. Gelirken toprak karıştırıyordun diyor. Yani bir iş yapıyordu. Yani bir şekil yapıyordu toprak çalıyla. Başka? Sakın yeis, ümitsizliğe kapılma. Özgüvenini koru. Ya benden bir şey olmaz. Ben beceremem. Yapamam. Sakın ha. Bu yeis mani her kemaldır. Her kemalata götüren yolu kapatır. Kur'an'da Allah Celle Celaluhu Allah'tan ancak ümidini kafirler kestiğini söylüyor. Biz aşağı kafir değiliz. Beceremedik. O olsun, düşerim. Düşeceğim ama Müslüman düştüğü yerden kalkmayı bilir. Kalkacağım. Ya abi lafını kesiyorum da ağzınızdan çıkan, galiba senin dersten demiştim, ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin, kaderiniz evet, olur. Evet, şu olur. Ağzınızda mesela şeyler var ya, düşünceler, şöyle şeyler, hislerin olur. Hisler duygularına dönüşüyor. Duygular dimağa dönüşüyor, akla dönüşüyor. Akıl da vicdana mal olur. Vicdan kalba inkılap eder, sonra karakter olur. Karakter de kaderin olur. Yani şu, temelde şunu kullanıyorum. Sakın zannetme ki bunlar filmdir, bunlar sestir, müziktir. Gözünden, kulağından, burnundan, dilinden, elinden, hayalinden, düşüncelerini. Onlar hayal ve düşünce iç diyelim. Bu organlar, el, kulak, burun, dil, kasten bunu böyle yapıyorum, göz, hani sembolle kavrayın diye. İçeriye ne giriyorsa bu yolla hepsi hayatlanıyor ve ruhlanıyor. Ruha gittiyse ruh olur. Çünkü göle giden ıslanır. Gölde olacaksan ıslanmayacaksın. Öyle bir şey olur mu? İçeriye girdi mi kardeşim? Hayata giren her şey hayatlanıyor. Film oradaydı. Burada film değil. CD'de bak hiçbir şey yok. CD. Tak bilgisayarı, aa canlıymış. Bilgisayarda başkadır. CD'de başkadır. İçeriye giren her şey canlanıyor. Günün birinde sana o film, korku filmi, bir panik atak, paranoyak olabilir veya asabiliğine sebebiyet verir. Mesela korku filmlerin en bariz alametleri tuvalete gidememek, senaryo kurmak, kurgulamak da oluyor. Korku, cinlerle meşgul olmak veya o tür filmler seyretmek, korku filmleri, böyle şeyler seyretmek veya polisiyede kurgulama var yani böyle mafya filmleri. Mafya filmleri kurgulama kapasitemizi geliştiriyor, istidadımızı. Bu sefer Dima onu model alarak acaba olur mu, oradan girmiş olabilir falan, kurgu sistemimiz aktif oluyor. Yani kısacası ne ile meşgulsanız o tipten kabiliyet gelişiyordur. Ne yaparsın? Başka, sakın yeyse ümitsizliğe kapılma, özgüvenini yırtma, ancak özgüvenini kafirler bırakır. Yani beceremedin deme. Diyeceksin ki ben bu sefer beceremedim değil. Ha böyle yaptım, bu oldu. Demek ki böyle yapmamam lazımı öğrendim. Ama biraz pahalı oldu. Abi lafını kesiyorum da bu mesela çocukların oynadığı, gençlerin oynadığı oyunlar var ya telefonda. Ya bilmiyorum ne oyun olduğunu. Ben abi, askeri şey gibi devamlı öldürüyor. Ha, şey yapıyor, devamlı öldürme insanda hırçınlık, saldırganlık, tatminsizlik, memnuniyetsizlik duyguları gelişir. Devamlı keseye, vura. Yani çünkü niye bak?
Film bile olsa değil mi? Film, bak şimdi ateş anlatayım. Ateş ediyor da kan çıkıyor ölen kişiler mesela. Bak şimdi. Bir daha. Aklın öyle bir aptallığı var ki, aklın öyle bir aptallığı var ki, hayal ile gelen kurgulama, sen kaya kuruyorsun, göz ile geleni aynı kabul eder. Akıl demez ki bu gerçek, hayaldir. Gerçek kabul eder. Gerçek kabul eder. Hayal ettiğiniz cinselliği gerçek kabul eder. Gördüğünüz cinselliği gerçek kabul eder. Hayal ettiğiniz yemeği ciddi kabul eder. Mesela ben hayalen doyuyorum. Çok baktım oruçta, tahammül edemeyecek duruma gelirsem, yemeği yemişim, aldı vardı ya dün akşam gibi. Yedim, oh, ben nefes alamıyorum ya. Hayal ediyorum birkaç dakika, açtık elimi gidiyor. Günah var mı abi? Yok, günah yok. Oruç bozulmuyor. Oruç bozulmuyor. Bozulmuyor. Yani şunu demek istiyorum. Aklın ha oyundan almış, ha bizzati kesilmiş. Çünkü niye? Bakın, ha rüya görmüşsün, ha görmüşsün ihtilam olmuş. Değil mi? Ha rüyada birisiyle kavga ettin, acı çekiyorsun, ha kavga ettin. Hani aklın çalışma sistemi şu. Hayal ile gelen resimleri de ciddi kabul eder. Seyrettiklerini de ciddi kabul eder, gördüklerini de ciddi kabul eder. Hepsi aynıdır. Ya saf ve tertemiz çocuk gibi. Ne söylesen evet, inanıyor yani. İnanıyor. Aynen öyle. Peki başka? Kendine yatırım yap. Kendine yatırım yap. Yani kendine merhametli ol. Kendine merhametli olmayana kimse de merhamet bekleme hakkı yoktur. Yani nereye kadar taşır? Adama dedim ki bak. Dedim ben. Yapma. Dedim. Bir dedim ki, bak sen gidiyorsun ama çocukların gidiyor. Ha bugün aradı ya, bir şeyden gelirken. Sen bilirsin dedim ya. Havuzdan gelirken, gemiden, orada konuştum. Dedim ki, yapma demiştim. Şimdi çocuklar, şimdi eskiden çocuğa diyebiliyordum. Kızım otur, oğlum otur. Otururdu, en çok atına. Şimdi biraz büyüdü, böyle yapıyor. Hayır, şimdi hiç, baba, hiç. Kız da öyle, çekip gidiyor. Ondan sonra kötü şeye alıştılar mı şimdi çocuğu? İki tane çocuğu, zaten 4 çocuğu vardı. İkisi kötü alete müptela oldular. Abi bana ne yapabilirsin, beni nasıl kurtarırım? Kayyatı, kardeşim yapacağımı yaptı. İkaz etti. Yalvardım, bırakmadım seni, tehlikeyi gösterdim, ikaz ettim, çocukların gidiyor, yapma. Ama anlamadım, çocuklar da gitti, kendisi de, bugün şey yaptım, abi inmeyecek misin aşağı? Hayır, hangisini yetiştirdim, ben bir tek bir adamım, böylelikle ders yapıp istifade edersen edersin. Artık bir Müslümana yapabileceğim başka bir gücüm yok. İkaz ediyorum, yalvarıyorum, peşine geliyorum. Sonra kendisi bittiği gibi çocuğu da gitti. İkisi de gitti. 4 çocuğun ikisi gitti. İkisini de dedim ki bağ bitti. Bari öteki bulu çağına gelmeyen çocuklarını kurtar. Yatırım yap kardeş. Para, düşmüşüz para kazanmanın derdine boğulmaya da. Kendimizi de ihmal ettik. Çocuklarımızı da ihmal ettik. Kazandık belki parayı ama onu teslim edecek adam, kişilik bir çocuğumuz yok. Kazandığımız parayı kime teslim edeceğiz? Bir kişilik yok. Hazreti Ali diyor radıyallahu anh, kişi diyor para hırsına durur, düşer. Gerçi bir şey kazanır ama sonra onu kazanmak adına kaybettiği sağlığını almaya kalksa kazandığı parayla alamaz. Başka? Hanım ise sakın tek başına seyahat etme. Sakın ha. Hanım ise asla seyahat, yani seferi miktar, Allah dedi mi, ya bir şey olmaz. Hep başına gelenler böyle diyenlerdir. Bana bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hep başına kimler, kime ne gelmişse hiç beklemiyordu değil mi? Hiç birisi beklemiyordu. Başına gelenlerin bir tanesi bekleseydi gitmezdi. Benim başıma bugün gelecek. Onun için bile bile gider mi kadın? Gitmez. Peki başına garip, olumsuz, istenmeyen şeyler gelenler kimler biliyor musun? Bana bir şey olmaz diyenlerdir. Kardeşim, ille seni de başına gelsin de mi de
Allah'ın bu emrine uyacaksın. Sefer miktarı yola tek başına mahremin olmadan çıkmıyor. Peki bunu niye yazdım ben? Şeriat kitabı mı bu? Bu fıkıh kitabı mı ki? Bu psikolojiye neye koydum? İçimi yarsanız, için, siz bir defa evlendiniz, ben binler defa evlendim. Sizin birkaç tane çocuğunuz var, benim binlerce çocuklarım var. O çocuklara ve hanımlara şefkatim olmasa ben bunları yazmam. Bu hukuk kitabı mı? Ama içimi yarsan neler döküleceğini, içim sana neler diyeceğini görürdüm. Niye yazdım bunu? İçim yana yana, siteni başına yazdım. Allah için rica ediyorum ve yalvarıyorum. Hanım kardeşim sakın, böyle bir yazı görmüşsünüzdür. Sakın, sefer miktarı, bana bir şey olmaz diyenlerin başına hep böyle gelmiş. Allah dedi mi bunu? Allah biliyor. Ne demiş sana? Ben tam anlamadım. Yani sefer miktarını açtıktan sonra ne olabilir ki? Mahremi olmadan, yani bir erkek olmadan çıkmayacaksın. Çünkü ortalık çakal dolu. Anladın mı yani? Hele bir genç kadın, hani gençime işi yok da, hele. Şimdi genç kadın, bir de gösterişli kadın, bu asıl kadınlar gösterişlidir, yiyorlar, içiyorlar, yani fazla kırılmadıkları için. Şimdi seferi mesafede, hani kısa olsa pat diye, o seferi mesafede kötü bir şey düşünen o kadar gücü yetmez. Hemen zaten yol bitiyor, plan yapsa. Uzun yollarda planlar yapılıyor. Borç verirken sıkıntı mutlaka olacağını bilerek ver. Borç verirken sıkıntı çekeceğini bil. Bilerek ver. Ha, abi ben sıkılıyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, insanlardan gelen sıkıntıya tahammül edemiyorsan iyilik yapmayı kes. Bir de söylüyorum. İnsanlardan gelen sıkıntıya tahammül edemiyorsan insanlara iyilik yapmayı kes. O zaman borç verirken sıkıntı mutlaka olacağını unutma. Bakara suresinde ve Mudayene ayetinde kefil olan borçlu gibidir. Bunlar olur. Başka? Para kazanmak adına huzurunu peşkeş çekme, bozma. Huzurunu şey yapma. Yani itidalli ol, muvazeneli ol. Vasatın varsa tamam. Hırs senin sağlığını yok etmesin. Başka? Kimseyle ortak olmamaya çalış. Çünkü bu asırda 20 kişiden bir kişiye güvenilmez olduğunu hatırından çıkarma. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki 20 kişiden bir kişiye dahi güvenilmez. Madde girdi mi namusunu ve paranı çok böyle şu elimin parmaklarını aşmaz güveneceğin adam. Namusunu ve paranı şu teslim edeceğin kişi, şu o güvenilecek kişi, şu iki elimin parmağının adedi geçmez. Namusunu ve paranı elinden geldiği kadar ortak olmayacak. Kavga etmek istemiyorsun. Adam kardeşiyle ortak, kardeşiyle ortak, kardeşi vefat ediyor. Hatta abisi. Gelini kalıyor, ayengesi ve çocukları. Zonguldak'ta oluyor. Fırıncı. Benim oğlum. Abisi vefat ediyor. Gelini, yengesi kalıyor, şeyi kalıyor. Ondan sonra ona bile alevara, dalevara yaparak sen kadınsın, takip edemezsin işi. Notere götürüyor, vekalet alıyor. Bütün o abisinin ortaklıklarını da üzerine geçiriyor. Ben böyle bir kadının tedavi şeyinde konuşmuyorum. Bana müracaat etti de buhran geçiriyordu da. Söyledi. Kim yaptı bunu? Büyük küçük kardeş abisine yaptı. Normal mi? Gayet normal bu aslında. Peki. İyi insanlığı yok mu? Var. Seninkisi istisnadır. Bazılar diyecek ki ya biz çok iyiyiz. Doğru sen istisnasın. Peki. İnsanoğlunun haşa Allah'a bile eyvallahı eyvallah demeyebileceğini unutma. İnsanoğlu Allah'a bile eyvallah demiyor. Sana mı demeyecek? Gafillik. Eyvallah demiyor ya Allah. Allah mesela diyelim ki seferin miktarı çıkma diyoruz. Hiç eyvallah demiyor ya. İşte eyvallah dememek bu işte. Yapma diyor. Böyle yapma.
O kadar süslü püslü giyinip dışarı çıkma. İnsanların şehvetini tahrik etme. Üzerine tehlikeyi çekme. Hiç eyvallahsı yok. Sen zaten davetiye göndermişsin. Yani insanlara konuşurken, davranırken, güvenirken, iş yaparken bu insanın Allah'a eyvallah diyemeyeceği fıtratta olduğunu innehu kâne zalûmen cehûlâ ve lekad keremne beni âdem. İnsanın iki zıtla zıt kavramın cemidir. En diplerin dibi innehu kâne zalûmen cehûlâ. Yani öyle mübalağa sırasıyla gidiyor ki en zalimin zalim. Dibin dibi yok. Dibi yok daha öyleyim ya. Öyle bir özelliğe sahip ki üstü yok insan. Ve lekad keremne beni âdem. Üstün üstüne çıkıyor. Bunlar da münafık oluyor değil mi o zaman? Asap sura seçmiş, sadece zalim, cahil. Yani arada münafıklığa götürüyor, müminlikten çıkıyor. Yani. Çıkıyor. İki okumuşlara nispeten, iki okumamışların evlerinde daha çok huzur olduğunu, kavgaların az olduğunu, sırrını araştır. Okumuşlar kimsin? İki tane okumuş, iki tane öğretmen. Tahsilat yapmışlar. İki tane mühendis. Ondan sonra iki tane lise mezunu, iki tane okumuşlarına nispeten, iki tane okumamış köylü vatandaşların evlerine girdiğin zaman okumamışların evlerinde huzur olduğunu, daha huzurlu olduğunu, sırrını araştır. Eğer ilim vicdana mal olmasa ilim gurur oluyor. Okullar bugün terbiye etmiyor, talim ediyor. Eğitim veriyor. Bilgi veriyor ama vicdanı tembih etmiyor. Eğer mesela Almanya'daki bu eğitim hakikaten disipline yapmışsa haşa Allah'tan daha fazla polisten korktukları için. Öyle mi değil? Evet. Ya. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanı ve ona uygun adım at. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini bil, ona uygun adım at. Diyeceksin ki ben bu konuda zayıfım. Bu tarafa girmeyeyim. Elindekilerin kıymetini bil, farkındalığını, kadir şinaslığını bırakma, vefasızlık yapma, dostlarına arkanı dönme, gündelik yaşamına çözüm üretme. Bir de baştan alayım. Elindekilerin kıymetini bil. Elindekilerin kıymetini bil. Hep ağzın, gözün şey olmasın. Ağzın yok. Gözün ileri değil. Mevcudu gör. Yani elindeki bir sürü kıymet var. Böbreğin var. İnsanın en zaaf noktası abi. Elindekinin evet. Kıymetini bilememesi. Bilmiyor. Hep böyle yoka. O yok. O da yok. O da yok. Bu lamba yok bizde. Bu masa örtüsü de yok. Sende de başka bir örtü var canım. On arabam yok. Ayağın sağlam canım. Ayağın sağlamlığında bir. Evim yok. Aklım var. Allah Allah ya. Yani hep aklımız yoka odaklanmış. Yok. İşte sıkıntıların bir en büyük sebeplerinden bir tanesi de farkındalığı kaybetme. Elindekileri bilmemek. Mesela bir tanesini diyorum bak bugün kullanacağınızı. Şimdi açlık elem değil midir? Boştu, oruç. Elemdir. Peki, bunu kim istiyor? Allah istiyor. Oruç tutarak Allah bizim elem almamızdan zevk mi alıyor? Haşa. Niye yapıyor? Olgunlaştırıyor. Allah mı dedi bunu? Oruç tut. Elem al. O mu dedi? Onun için değil ben elemi kendimi öldürürüm. Kız için öldürüyorum. Para için öldürüyorum. Zevkin için öldürüyorum da Allah için kendisi öldürmez. Misal. Allah bile Allah için kurban istemiyor insanı. İnsan kurban edilmiyor. Bu mu işte? Yani ölçüyü kaybetmezsen insan ne kadar rahatlıyor. Bu elimi kim istiyor? Bu elimi Allah istiyor. İstiyorsa sorun yok. Peki kim azap çekiyor? Nefis çekiyor. Peki o elem nedir? Ruhtaki bazı duyguları olgunlaştırmak için kullanılıyor o. Esbab noktasında. Bazı şeyler var ki sihat, servet, ruhu inkişaf ettirir. Bazı ruhtaki özellikler var ki yokluk inkişaf ettirir. Sihatın kalkması insanı inkişaf ettirir. Elindekilerin kıymetini bil. Farkındalığını, kadir şinaslığını bırakma. Kadir şinas ol.
vefasızlık yapma. Dostlarına arkanı dönme. Gündelik yaşama çözüm üretme. Gündelik hayata çözüm üretme. Uzun vadeli çözümlerin olsun. Ahireti ve Allah'ı unutma. O da seni unutmaz. Başka? Haftada bir en az bir derse sohbete gitmeyi ihmal etme. Başka? Asay Musa'yı en az 10 dakika yatak odanda sesli okumayı ihmal etme. Başka? İsraf yapma. Sabırlı ol. Olaylara fazla ihtimam gösterip haddini aşıp ifrata düşme. Yoksa asabi yapar seni. Yani bir şeyi haddinden fazla onunla meşgul ol düşünmek, ona fazla hak vermek. Yani kar topuyu düşünün, kar topu. Dağın tepesine koyun. Yukarıdan aşağıya bırakın vadiye. Vadide dev olur. Dev olur. Aynen bunun gibi bir şeyi çok düşünmek, onunla çok meşgul olmak, haddini aştırıyorsun. Ona çok değer verince, o da karşılanmayınca asabi yapıyor. Asabinin şeyi o. Asabinin çaresini ben bugün söyledim. Pratik iki tane çözümü var. Bir, asabi, mesela seni tahrik eden bir olay duydun, yaşadın. Hemen şöyle diyeceksin. Bu benim kimliğime, kişiliğime mi hücum ediyor? Veya mukaddesatıma mı hücum ediyor? Yani senin şahsına hücum ediyorsa hiç kale alma. Mukaddesatına ediyorsa mukabele et. Veya ikinci yol, bu hareketi hanımın, arkadaşın benim yaptı. Ya bana bu hareketi yaptı. Ya nasıl yapar ya, nasıl der falan deme, şöyle de. Düşünerek şuurlu mu yaptı, söyledi. Her daim mi böyle, yoksa estide mi yaptı? Çünkü biz de yapıyoruz, boşluğa geliyoruz diyoruz. Yapıyoruz, sonra pişman oluyoruz. Ona da hak ver. Kendine sorgularken hata yapma hakkı veriyorsun. Karşındakine hata hakkı vermiyorsun. O zaman diyeceksin ki, bu arkadaşım, bu eşim, bu komşum vesaire bunu bilerek mi söyledi? Veya bilerek mi yaptı bana? Yoksa boşluğuna bulundu. Nasıl anlarız onu? Her daim mi böyle? Her zaman böyle davranıyor. Her zaman öyle davranıyorsa uzak dur. Başka? Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amel ve hatıratını tart, düşünce kalıplarını tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Yani Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle hareketlerini ve düşüncelerini tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Haberlerden ve özgüvensiz, olumsuz insanlardan uzak dur. Mesela geliyorum, tamam. Ya biliyor musun şu oldu da bu oldu da hep olumsuz. Ya hiçbir şey mi yok ya bu memlekette ya güzel olan şey? Bir sineğin kanadı koptu, 10 defa bunu gösteriyorsun veya 10 kişi bir adam doyurmuş, onu söylemiyorsun. Hep olumsuz, hep olumsuz. Ya 10 dakika geçmez Almanya'nın haberi ya. Türkiye'nin haberine bakıyorsun, saatlerce sakız gibi çiğniyor. Evet sayın seyirciler, bekliyoruz, soracağız ona. Allah Allah. Niye? Hep olumsuz. İnsanları hep olumsuza odaklanıp meşgul etme. Olumsuz mesela bir ara o bu haber. Bir de o arkadaşım. Ha biliyor musun bunu? Selahattin abi biliyor musun bunu? Ne? Hep ya şurada şu oldu, şurada bu oldu. Bu bu oldu. Ya kardeşim sen de hiç olumluluk yok mu ya? Güzel gör, güzel düşün. Güzel düşünmüyor ki. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünün hayatına lezzet alır. Beyni yanlış programlıyorlar. Evet. Yani mesela televizyonda aynı şekilde bir nevi insan hipnoz oluyor. Baka baka içine giriyor. Film için dalmış içine. Kendisi oynuyor içinde. Kendisi oynuyor. Şimdi ben de böyle bir şeye baktığım zaman mesela pek fazla bakmıyorum televizyon yani. Baktığım zaman ben içine giriyorum yani tam evet. İçinde ben yaşıyorum yani. Aynı. Ve bu sefer programlıyorum yani kendi yani. Tabi bu da güzel bir şey hani bir özellik aslında beynimizin hani. Müspet için çok güzel de. Mesela işte sesle ya da müzikle kendi iç alemimi hani sesteki sihirli güç hani kendimi programlıyorum yani. İşte ister bilerek ister bilmeyerek. Bazıları şuurlu bilerek yapıyor, bazıları şuursuz yapıyor. Yani seyrettiğiniz filmin içini giyiyorsunuz. O kadar. Bağnaz, geçimsiz olma, çözümün parçası olmaya gayret et. Bağnaz, geçimsiz olma, çözümün parçası ol, sorunun değil. Başka? Esasata taassup yap,
Yani temele pergelini koy. Teferata, teferatların oynak olsun, korkma. Mesela pergeli buraya koy, sağlam olsun. Bu kalem oynak olsun, fark etmez, gitsin gelsin. Ama bu temelde senin olmazsa olmazların olsun. Kırmızı çizgilerin, atların olsun. Bu temel esaslarına koy. Mesela temel esasımız neydi? Öğlen ders yapmıştık. Edile-i Şeriye, şeriatta 4 kitap, sünnet, icma, kıyas. Usta da diyor ki ben dedim diye, ben söyledim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Mihenge vurdunuz. Yani edile-i Şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyasa vurdun. Eğer altın çıkarsa fibiye alın. Demir bakır çıkarsa gıybeti, iftirayı arkasına koy, bana gönderin. Ha, peki gündelik hayatta da bu psikoloji dersi yaptığımız için bizim edile-i nuriyemiz olsun. Edile-i nuriye. Yani 4 temel ölçü. Nur ölçüsü olsun. 1. Lububu bulmayan kışırla meşgul olur. 2. Hakikati tanımayan hayalata sapar. 3. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefritte düşer. 4. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Bunu bir ders yapmıştık. Onu girmeyeyim bir daha. Çünkü bir saat onu ders yaptım. Edile-i Nuriye. Esasata taassup yap yani. Temellerin var ya temel. Mesela nereye? Allah'ına taassup yap. Peygamberine taassup yap. Koyduk. Pergelin ince ucunu. Kitaba yaptık. Ötekisi düşer kalkar ya. Olur. Düzelir. Yeter ki imanına zeval gelmesin. İman çok önemli. Çözümün nerede arayacaksın? Bu çok antika bir yer. Yıldız koydum buna. Çözümün, olayların çözümün içinde olduğunu, başka yerde olmadığını, hem dertler sana derman olduğunu unutma. Arkadaşlar dert neredeyse çözüm oradadır. Başka yerde ara. Çözüm derdin içindedir. Üstad diyor ki, dertler bana derman imiş. Biber acıdır ama. Niye yiyorsun o zaman? Lezzetlidir. Dert dediğin yerde, mesela gemi nerede baktın? Marmara'da. Nerede arıyorsun? Akdeniz'de. Olmaz. Çözüm ve dertlerin dertlerin sıkıntıları çözümü dertlerin içindedir. Onun içindedir. Başka yerde arama, onun için çözemiyoruz. Onun içinde arayacaksın. Bak bir de çözümün sorunun içinde olduğunu, başka yerde olmadığını, hem dertlerin sana derman olduğunu unutma. Dertler bana derman imiş diyoruz. Çünkü adamı olgunlaştırıyor. Bir misal vereyim size. İstanbul'dan aradılar o zaman. Abim, buyur abi. Ben de derste kullanıyorum bu tür şeyleri. Ama hoşlarına gitmen olursa pati o dersi iptal ediyor. Ama kendisinin isim vermiyor. Poşet fabrikasının sahibi. Bak derdi nerede abi? Poşet fabrikası sahibi. Abi dedi maliye başvurdum. Fabrika iflas etti. İşte koca fabrika elden çıkacak. Fabrika alıyor. Küçük bir meblağ kalmış. İşçilerin de şeyini verdi. İflas etmiş yani. Poşet fabrikası. Abi dedi bir fabrika var. Şimdi satacağım onu. Küçük bir para var ama o kadar şey değil. Satacağım. Bana ne önerirsin? Ne iş yapayım? Genç birisi. Eskide meşgul olmuştu. Bizim okulda mezundu. Dedim ki sen hangi işten anlarsın? Abi ben dedi buna bak 16 sene vermiş. Öyle hatırlıyorum. 14-16 sene. Peki. Dedim yapacak mısın dedim. Abi yapacağım inşallah dedi. Ben seni ne kadar parama battın dedim. Bayağı bir büyük bir dolar dedi miktar. Batmadan ol sen dedi. Ne yaptım? Ben sana dedim ki bu fabrika nasıl yönetilir? Bu poşet fabrikası nasıl yönetilir? Amerika'ya seminere gönderdim. Senelerce ben seni eğitime gönderdim. Eğitime gönderdim. Tamam. Bu eğitimde verdiğim paradır. Sen fabrikayı batırmadın. Sen dön o fabrikaya sermaye bul, çalıştır. Bundan sonra şöyle yapacaksın. Fabrika böyle çalıştırılmaz, böyle çalıştırılır.
Bu zarardır. Bunu öğrendim bu kadar parayla. İflas etmedi. Aynı iş yapacaksın. Şu anda ne diyor biliyor musun? Kaç devlet dedi? Yalan olmasın. Epey bir devlete poşet ihraç eden bir duruma gelmiş Antalya'da. İstanbul'da bir fabrikası var. Bir de Antalya'da var. Poşet fabrikası. Ya. Son iki tane cümle olsun. Şu sayfa bitmiş oldu. Kanaata alış. Rıza'ya çalış. Kanaata alış. Rıza'ya çalış. Kanaat et ya. Allah'ın sana biçmiş olduğu rol. O güzel oynamaya çalış. Bu dünya. La rahade fi dünya. Ela darul ahire. Dünya o kadar rahat yeri değil. Kanaat et. Şu hayatına kanaat et. Rıza'ya çalış. Allah'ın rızasını celbetmeye çalış. Şükrü bırakma. Kendine kitap okuyarak yatırım yap. Son cümle. Çocuklarını eğitim namı altında kimlerin terbiyesine verdiğini takibini bırakma. Kreş namı altında. Kine kartın ne diyorlar burada? Kime teslim ettiğini bil. O teslim ettiğin kişi çocuğun ana baba olabilecek kişi midir? Çocukların çünkü yarın kazanmak istediğin. Yani para kazanmak adına çocukları ihmal ediyorsun, koyuyorsun oraya. Sonra kazandığın serveti teslim edeceğin çocuğun o karaktersiz, kimliksiz, kişiliksiz bir çocuk türedi. O kazandığı parayı kime teslim edeceksin? Niye? Yetiştirdiğin çocuk Alman kültürüyle bulmuş. Ya itikadını bırakmış ya da ahlakını bırakmış. Para kazanmak adına çocuğunu ihmal etme. Vahir davahum. Enelhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.